أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ezan-ı şerifler 7'den 70'e müminleri birlik ve beraberliğe çağırır. Şükürler olsun bu çağrıya uyduk. Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ayasofya Camisi zaten geçmişten biliyoruz. Osmanlı tarihinin Fatih Sultan Mehmet zamanından günümüze bugüne gelmiş büyük bir camidir. Tabi ibadete açılmasını herkes ister. Çünkü ülkemizin %99 Müslüman olduğu bir yerde Ayasofya Camisi'nin açılması, ibadete açılması hepimizi mutlu eder. Tabi bununla ilgili polemik yapanları ben kınıyorum. Cami açılmasını müze açanlar diyenler olmuş. Ben kınıyorum çünkü ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Allah bize bu musibetleri veriyor. Belki de o caminin açılması hatırına, belki de orada yeni yeni namaz kılacaklar, yeni yeni namaz öğrenecekler, yeni yeni Kur'an öğrenecek öğrenciler olacaktır. İnşallah onun hatırına bu musibetler de başımızdan gidecek. Açılmasını destekliyorum. İnşallah kısa zamanda açılır. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden komutan, ne mübarek komutan diye zaten bize söylemişti. İstanbul'u fethetmiş, bize o camiyi miras bırakmış. İnşallah Allah'ın izniyle ibadete açılır. Herkes gidip orada Müslümanlar rahat bir şekilde ibadetini orada yaparlar. Allah vesile olanlardan razı olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayasofya İslam'ın bir sembolüdür. Bir de Türkiye'nin bir sembolüdür. Ayasofya cami yaptığında Türkiye'de sanki bir adım atmış gibi, sanki Türkiye yani bir cesaret alıyor. Emperyalizme karşı sanki bir cesaret. Ayasofya zaten İstanbul'un sembolüdür. Ayasofya namaz ben bir kere görmüşüm Ayasofya'ya, hiç unutmuyorum. Bir de o Ayasofya camiye çevirdiğin zaman da insan her yerde böyle bir güç alıyor, bir cesaret alıyor. Diyor biz bunu fethetmişiz, kanımız dökülmüş. Niye müzedir? Müzeye bir faydası yok. Yani olsun olsun İslam'a fayda olsun, cami olsun. Cami bizim bir şiarımızdır, bizim sembolümüzdür. Cami olsa daha faydalıdır. Ta da Müslümanlar biraz daha cesaret alır, daha özgüre kavuşur. Maalesef böyle istiyoruz. Bazıları da biz bir Ayasofya cami yapmak istiyoruz. Kurtulmasını istiyoruz. Bazıları da bizden alanlar da var. Ayasofya ibadete acısın. Biz bu kadar kanımızı döktük Ayasofya için. Cami olsun diye müze yaptılar. Bu müze yapanlar zaten oraya millidir. Camiye milli değil. Yani küfrün kendini razı etmek için bunu yapıyorlar. Yani biz ne kadar da yanaşsa da onlar bize yanaşamazlar. İbadete açsın, seviniriz. Türkiye'deki Müslümanların beklentisi var. Yani olsa Müslümanlar çok sevinir. İnşallah Ayasofya açılır Allah nasip ederse. Tekrar eski günlerine dönmek nasip eylesin. İnşallah açılırsa daha güzel olur. Çünkü %99 olan bir memlekette açılmamasının bir tek sebebi vardır. Onlardan biraz inançlarında bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Benim gönlümüzdeki içinde en kısa zamanda açılıp en kısa zamanda cuma namazı orada kılmayı nasip etsin inşallah. Bir simgesi var. Neden? Çünkü orası Müslümanlara Fatih Sultan Mehmet Han tarafından mirasın bırakılmış. Peygamber Efendimiz'in de övgüsünü almış bir yerdir. Ondan dolayı en kısa zamanda açılmasını istiyoruz.